Deniz Şimşek demiş ki Melisa'nın söylenenleri önemsemesini yapmacık olarak algılamayın. Melisa'nın hem tarzı var hem de tavırları çok düzgün. Ben de bu mu acaba diye az önce ifade etmeye çalıştım. Ben de Melisa gibi stylistle çalışıyor olsaydım ben de hala o yarışmadaydım. Ve çok ciddi paralar ödüyorlarmış. Ay bir şey söyleyeceğim. Yani. Stylistle çalışıyor olsa da o kadar çok çok bir tarz yok ortada Gülşah'cığım demek yani. Demek ki stylistle hiçbir şey yapamıyorum. Ayrıca stylistle çalışmak yani kabul edilebilir bir şey. Yasak değil. Evet. Evet. Ama ben haksız buluyorum yine de. Sonuç olarak kendi stili ise bu. Bana haksız geliyor. Yani sonuç olarak styling tutabilen var, tutamayan var. Hani aldığımız ücretlerle bunu yapabilen var, yapamayan var. Ama ben rakibimi gördüm ve o stylingle çıkan rakibimi gördüm ve bu mu senin stylingin der gülerim yani. Sonuçta ortada bir aman aman yani, tarzı evet, yok Melisa'nın, yani. Evet. Bir tane ekran görüntüsü düşmüş buraya Twitter'a. Nedir o? Melisa düştüğünde. Melisa düştüğünde Özden Ceroğlu gülüyor. Demek ki hoşuna gidiyor. Şaşırıyor diyor. Ben de güldüm. O da yani insani bir durum bu. Aslında ben sana bir şey söyleyeyim. Orada insani. Gerçekten şey yok. Birbirleriyle arasında hani bir bağ yok. Ben hissediyorum. Diyorum mesela ben orada olsam çıkıp eleme gecesinde dans etmeye yani Ayşegül olmasam özgüven sahibi bir insan olmasam orada çekinirim yani arkamdan ne diyecekler dans edemedim bir şey mi? Gidince bunlar yani öyle bir şey var yani podyumda. Bize bir futbol takımını mı empoze ediyor musunuz demişler. Biz bilerek yapmadık. Kırmızı sevgililer günü için giyindik. Hayır asla Fenerbahçeliyim. Falan mı var? Fenerbahçeliyim. Haftaya lacivert yiyorum. Peki görelim. Melisa düştüğünde Özden nasıl gülüyor? Ay ben de çok gülüyorum. Ben de gülerdim ayrı bir şey yani. Ay düşen insana gül. Kavga edene yani. Gülerim yani. Olarak gülersin. Kendim düşsem de gülerim. Normal ama çok rahat bir pozisyonda hiç tepki yok. Sevmiyor beni. Özden sakin ben çok tatlılar. Özden'e sempati duyuyorum ara ara. Çok tatlı görünüyorlar gerçekten. Devam. Kızlar inanılmaz takip ediyorlar bir de. Onların adına açılan hesaplar var. Ben bakıyorum arada. Niye benim resmimi koyuyorsun? Niye benim eski resimlerimi koyuyorsun diye bayağı evet, tepki veriyorlar, evet, sinirleniyorlar. Ya, demek ki sosyal medyayı takip ediyorlar. Yorumları okumuyoruz diyorlar ama ben söyledim burada hepsine tek tek biz bakıyorlar. Biz de bakıyorduk ama bunun için nasıl zaman buluyorlar anlamadım ben. Hemen hemen hepsine cevap vermiş. Evet. Özellikle kim söyleyeyim Cansu hemen. Herkes Melisa'nın üstüne geliyor. Böyle olması normal. Bence Dobralı ile her zaman bir numara abartmaya, kötülemeye gerek bana yok. Bana da Özden'in şımarık olduğu ile ilgili, Nihal ve Özden'le ilgili geliyor. Onları şımarık olduğu ile ilgili. Ben de buna da katılıyorum. Özden'de aşırı large bir şımarıklık var yani. Çok çok. Ama ben gerçekten buluyorum ara ara Özden'e. Bunu, telefonumuz var. Aslanım hatta. Alo. Aslanım. Alo, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız Öykü Hanım? İyiyiz, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben buyurun. De iyiyim. Ben Melis arkadaşımızın gelinlik giymesini Özlem Hanım'ın yaptığıyla eş değer görüyorum. Fakat Özlem Hanım hiç olmazsa şov yapıyordu. Daha bizi, açık oynuyordu. Bize güzel görseller sunuyordu. Fakat bu sadece bir gelinlik giyip çıkmış. Ve eski yarışmacıların yani benim stilimdeki yarışmacıların hepsinin seviyeli ve çok düzeyli tartışmaları vardı. Ve çok yerinde duruyorlardı. Hatta Ayşegül Hanım'ın Nur'un da Ayşegül Hanım'ın kıyafetini giydiği günleri hatırlıyoruz. Aynen. Fakat çok bu yarışmacıların çok çirkinleştiğini ve birbirlerini çok aşırı derecede rencide ettiklerini izlemek beni çok rahatsız ediyor. Doğru söze ne denir demek gerekiyor ama işte her insan aynı değil, tepkiler aynı değil, durum aynı olsa da reaksiyonlar farklı geliyor. Evet, ona göre şekilleniyor her şey. Bu yarışın da ana hedefi zaten o karakterler. Yani bu karakterleri siz seveceksiniz ve destekleyeceksiniz ya da sevmeyeceksiniz. Yani. Dolayısıyla böyle bir kadro bir araya gelmiş. Onlar için de bir kısmettir. Birbirleriyle yarışmak zorunda kalmak mesela. Bir karma denen şey var yani. Özlem, Ayşegül, Tuğçe karmasının sonu gelmez, gelemiyor yani. Yani. Onların da böyle bir dersi var herhalde. Ama ben sizi net duyamıyorum. Duyamıyor musunuz? Hayır, duyamıyorum. Ay öyle uzun bir cümle kurdum ki bir daha kuramayacağım sanırım. Bunu duydunuz mu?
Peki Aslı Hanım'la bağlantımızda bir problem var. Ben de dedim ki 4 tane arabası var, arabaları var. Özlem sen takıldın mı arabaya? Arabalar bence konuyu değiştirelim. Ben prodüksiyonu biraz zengin tutsun. Stylist tutsun, yardım ederiz yani. Ben hanımefendiye de bir şey söylemek istiyorum. Hani mukayese ediyorlar birinci sezon, ikinci sezon diye. Bizim aramızda da tartışmalar, kavgalar, eğlenceli dakikalar vardı. Bizde asıl olan, önemli olan stildi. Yani biz stilimiz üzerine de çok fazla tartışma yaşıyorduk. İlk hedefimiz stildi. Aynen öyle. Hepimizin, hemen hemen hepimizin. Ve hiç bu kadar tartışmamız olmadı. Hiç böyle bir şey yaşamadık yani. Gerçekten. Mesela Ayşegül, hiç unutmuyorum, hatta Özlem de başa dönüp dönüp programları izleyip o çantayı haftada kaç gün giydiğinizi hesaplayıp. Evet, ayakkabıyı evet, kullanıyorduk. Yani yarışıyorduk ama. Tabii tutuyordunuz ya. Hırs o çantayı yani. 3 gün önce gene takmıştım. Böyle, ya bu rekabetin ne olduğunu gösteriyor. Ama gerçek olması gereken oydu yani. Yok, yavaş yavaş başladı aslında burada. Tartışmaya çıkışımız stilden devam ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir de şöyle bir şey yani. Şimdi Melisa'nın çıt çıt taktığından. Bize ne? Bana ne? Ama bir şey söyleyeceğim. Şampuan kullandığından bana ne? Yani açık tartışmaların ucu bir anda gidiyor başka bir yere. Ben seni nasıl vururum? Sen beni nasıl vurursun? Ya bunu zaman zaman biz de yaptık ama ben şu an baktığım zaman böyle bir şey ya komik geliyor. Bu şekilde yapmıyordum. Umurlarında değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Bizim ama çıt çıtın çok iyi bir şey olmadığı, kaynağın çok havalı bir şey olmadığı. Bize defalarca söylendi programda. Saçımızın rengini şimdi, defalarca değiştirdik. Siz bir örnek olduğunuz için sürekli mukayese etmeden duramıyorsunuz tabii ki. Evet. Ama onları da şu anda yaşadıkları şartlar içerisinde değerlendirin. Belki siz de teker teker bu sezonda olsaydınız, siz de aynı atmosferde şimdiki karakterinizi sergileyemeyecektiniz. Bunu da böyle düşünün. Bir arada olmanız avantaj olduğu gibi dezavantajdı aslında. Yani Özlem şu andaki yarışmacılarla yarışıyor olsa belki de bu kadar Özlem Özden olarak çıkamayacaktı. Doğru. Sürekli doğru. Başka kavgalar, tartışmalar içerisinde mücadele edecek. Yani ben karşımda ego görüyor olacaktım. Sürekli bir Zeynep Öztürk vakası olacaktı. Gibi yani. Ben onlarla yarışmak istemezdim. Benim kıymetimi anlardın o zaman. Gerçekten ben kıyaslama yapmayın. Onları kendi enerjileri içerisinde değerlendirmek lazım. Yani sürekli Özden gibi karşımda böyle şımarıkça cevap verecek. Ondan sonra Nazlı Hamarat gibi sürekli ultra lüks giyinecek. Paranın konuşulduğu. Yani ben oturacağım orada, o diyecek ki benim 4 tane arabam var. Benim şu, ben de işte servise geliyorum arkadaşlar ama tarz yarışmasına geldim. Lütfen artık bundan konuşalım derdim herhalde. Yani sen mesela oradaki maddi tartışma yapılırken nasıl bir çıkış yapardın? Siz terbiyesiz misiniz derdim. Ay bak, çıktı mı bir tanesi? Ben derim ki siz neyi tartışıyorsunuz? Hiç kimse bir şey demedim. Çıktı mı bir tanesi? Yani orada ben Melisa'nın ruhsatını neden göreyim ya? Bana bunu bir açıklasın, merak ediyorum. Ama gerçekten orada herkes aynı ekonomide değil. Yani demek istediğimi anladınız mı? Tabii ki orada anladım. Ona reaksiyon gösterecek bir karakter olması lazım ki. Bir tane bile kız çıkmadı. Ne Gülay'ı ne Maria'sı. Hiç kimse bir şey demedi. Ben de dikkat ettim. Belki onların onlar da çok var. Sıkılıyor arkada beklemekten. Özlemciğim lütfen. Prensesler sürekli çok. Eski yarışmacılarla kıyaslanıyoruz ya. Gökkuşağının bütün renkleri aynı olsaydı gökkuşağı olmazdı zaten. İşte. O yüzden biz buradayız. O zaman gökkuşağı diyoruz.